takipçilerimiz hayırlı sabahlar. Bugün 3 Ocak Salı. Sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz diyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Sağlık Merkezi'nde bu sabah ameliyatsız, neştersiz yüz gençleştirmeyi konuşacağız. Biliyorsunuz cildimiz, yüzümüz zamana karşı bütün etkileri hissettiriyor. Yer çekimi nedeniyle zamanla yüzümüze sarkmalar olabiliyor. Bunlar da yaşlılık belirtileri olarak adlandırılıyor. Peki yaşlılık ciltte acaba ne zaman başlıyor? Örneğin 20'li yaşlarda, 30'lu ve 40'lı yaşlarda tedbir alırsak daha dinç bir surata, daha dinç bir ifadeye sahip olma şansımız var mı? Evet, bugün ameliyatsız, neştersiz, küçücük dokunuşlarla yüz gençleştirmeyi ve evde elinizin altında bulunan kimi malzemelerle cilde iyi gelecek, dinç tutacak maskeleri nasıl yapılacağını konuşacağız. İple yüz germe diyoruz bu tekniğe. Özellikle Türkiye'de son yıllarda revaçta olan bir teknik. Uzmanımız da dermatoloji uzmanı Doktor Kadriye Akar olacak birazdan stüdyomuzda. Yüzümüzdeki kasların ve mimik çizgilerinin zamanla belirgin hale gelmesiyle daha yorgun görünüyoruz. Yaşlanma ciltte 30'lu yaşlardan itibaren başlıyor ve günümüzde küçük dokunuşlar ve girişimsel tedavilerle yüz gençleştirilebiliyor. Yüz ovali ve nazolabiyen çizgiler için iple yüz germe oldukça revaçta olan bir yöntem. Yine yüze uygulanan diğer yöntemler ise dolgu botoks ve lazerli sistemler. Yüze uygulanan ameliyatsız neştersiz tüm yöntemleri ve evde uygulayabileceğiniz cilt maskelerinin tariflerini dermatoloji uzmanı Doktor Kadriye Akar Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Evet sevgili hanımlar beyler, bugün gençleşmeyi konuşacağız. Yüz gençleşme, az önce söylediğim gibi artık günümüzde ameliyatla yüz germe gibi yöntemlerden ziyade neştersiz çok küçük dokunuşlarla yüz gençleştirme işlemleri yapılıyor. Efendim Özel Aile Hastanesi dermatoloji uzmanı Doktor Kadriye Akar bizlerle olacak. Yüz gençleştirmek için ne yapabiliriz? Cildimize nasıl bakabiliriz ki yaşlılık belirtileri biraz daha ileri yaşlarda ortaya çıksın diyorsanız 0530-040-70-05 ve 06'dan canlı yayınımızı sizler de arayabilirsiniz. Kadriye Hanımcığım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi nasılsınız demeyeceğim. Evet biz işimizi yine yapıyoruz akışımıza uygun şekilde ama maalesef yeni yıla çok üzücü bir olayla girdi Türkiye. Biz ölen vatandaşlarımıza, efendim misafirlerimize, şehit polisimize, efendim hepsine başsağlığı diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz, ümit ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz çok kısa sürede o gözü dönmüş caniyi yakalayacaklardır. Ama bir yandan da hakikaten yayınlarımızı yapmak zorundayız. Evet. Hayat devam ediyor bir şekilde. Değil mi? Bir şekilde siz de mesainize devam ediyorsunuz. Hastalarınıza yine tedavileri uyguluyorsunuz. Aslında işimiz yaşatmak. Değil mi? İnsana yaraşır olan yaşamak. Evet. Sağlıklı yaşamak, dinç yaşamak. Şimdi biz bugün yüz gençleştirmeye konuşacağız. Son yıllarda özellikle neştersiz, minik minik dokunuşlar, revaçta olan, eskiden şöyle suratlar gerilirdi, değil mi? Asimetri problemleri olurdu, ciddi komplikasyonlar olurdu. Fakat artık günümüzde iplerle yüz gençleştirebiliyoruz. Şimdi artık insanlar ameliyat olmak istemiyorlar. Çünkü ameliyatın riskleri, ameliyat öncesi, sonrası yaşananlar insanları günlük hayattan kopardığı için daha minik dokunuşlarla ameliyatların yerini tutabilecek bir takım uygulamalar yaptırıyorlar. Tabii şimdi kişilere benim önerim hemen ameliyata varana kadar ki dönemde yani 30'lu yaşlardan itibaren özellikle yüzümüzde kolajen miktarında azalma, üretiminde azalma olduğu için 30'lu yaşlardan itibaren kendimize çok daha iyi bakmalıyız. Cildimize çok daha iyi bakmalıyız. Bunun için de cildin ihtiyacı olan maddeleri cilde vermemiz gerekiyor. Kişinin yaşına göre tabii yapacağı cilt bakımı uygulamaları da değişiyor. Yani kişinin 20'li yaşlarda yapacağı cilt bakımıyla. Oradan bir başlayalım. Şimdi ben şunu biliyorum. Genetik çok etkili. Mutlaka. Değil mi? Genetik mirasımız çok etkili. Hatta en son yılbaşı gecesi babamla konuşurken kendisi 71 yaşına girdi. Allah uzun ömürler versin. Dönüp şöyle bir baktım babama.
Vallahi baba en fazla 55 gösteriyorsun dedim. O da bizde genetik böyle sizin deyince. Sizin genetiğinizde de maşallah siz de çok güzelsiniz. Ha, cildiniz çok güzel. Teşekkür ama ederim. Herkes bu kadar şanslı olmayabiliyor tabii ki. Ha, ama onu korumak lazım tabii değil ki. Mi? Tabii ki tıp burada çok ilerlediği için artık yapılan uygulamalar da çok çeşitlilik arz ediyor. Kişinin ihtiyacına göre çok çeşitli uygulamalar var. Mesela neler var? Dediğim gibi her yaşın bakımı farklı oluyor. 20'li yaşlarda mesela ihtiyacımız daha çok akneli ciltler ön planda oluyor 20'li yaşlarda. Ama tabii yavaş yavaş kolajen miktarı da azalacağı için buna da yönelik cildin nemlendirilmesi, siyah noktalardan arındırılması, çeşitli peelingler uygulanması gerekiyor. Bu 20 ile 30 arasında mı lazım? Evet, 20 ile 30 arasında özellikle peelingler ön planda kullanılabilir. Daha sonraki yaşlarda da dediğim gibi kolajen üretimi azaldığı için cildimizde bu azalan kolajeni yerine koymak için bir takım uygulamalar yapılıyor. Yani daha doğrusu hyaluronik asit dediğimiz bir madde var bizim cildimizde. Bu cildimizi daha böyle hani bir kumaşın likrası vardır ya böyle çekersiniz şey olur gergin esnektir. Cildinde bir nevi likrasını sağlayan bir madde aslında bu hyaluronik asit. Zamanla azalıyor. Bizim yaptığımız birçok uygulamada cilde minik enjeksiyonlar tarzında hyaluronik asiti veriyoruz biz. Peki şunu soracağım Kadriye Hanım. Şimdi çok sağlıklı bir ciltten kastedilen nedir? Yani şu an kendi cilt testini evde yapmak isteyenler olabilir ayna karşısında. Beyler için, kadın adımlar için de. Ciltte ne olmalı? Ya bu, sağlıklı bir cilt ya da hayır şu belirtiler var. Artık buna minik dokunuşlar lazım diyebileceğimiz. Şimdi burada tabii kişinin bakış açısı da çok önemli. Neyi ön planda tuttuğu da çok önemli. Örneğin bizim ülkemizde kırışık ciltler problem arz ederken mesela başka bir ülkede cildin elastik olması, daha gergin olması daha önem arz edebiliyor. Ama genel olarak şöyle söyleyebiliriz. Sağlıklı bir ciltte herhangi bir leke problemi olmaz. Canlı, dinç, nemli bir görüntüsü vardır. Ben her zaman evet söylediğim şu cildimiz sağlığımızın aynasıdır aslında. Birçok ciltteki bulguyla biz birçok hastalığın tanısını koyabiliyoruz. Bize ipucu verebiliyor bu anlamda cilt. Dediğim gibi cilt bakımından hyaluronik asit enjeksiyonlarını aynı zamanda dolgu tarzına da verebiliyoruz biz. Biliyorsunuz bizim cildimizin yüzeyinin altında yağ yastıkçıklarımız da var. Evet. Bu özellikle yaşla beraber ve stresli durumlarda bir erime oluyor. Yağ yastıkçıklarımızda azalma oluyor. Ve zamanla bizim yüzümüzün orta kısımları çökmeye başlıyor. Şuralar. Evet, şuralarımızda özellikle orta yüz diyoruz buraya. Buradaki yağ yastıkçıklarının azalmasına bağlı olarak bir çökme, düzleşme meydana geliyor. Yine aynı şekilde nazolabiyal oluk dediğimiz yani burundan dudağa doğru uzanan çizgide belirginleşme oluyor. Özellikle kişi çok kilo alıp veriyorsa bu da bunun belirginleşmesinde çok önemli rol oynuyor. Yine kişinin zamanla ağız köşesinden aşağı doğru kişiyi üzgün gösteren, 40'lı yaşlardan itibaren de ortaya çıkmaya başlayan oluklar meydana geliyor. Ne diyorsunuz ona? Marionette çizgileri diyoruz. Marionette çizgileri. Yine aynı şekilde şimdi bizim yaşlanmamız bir kırışarak oluyor, bir de sarkarak oluyor. Bazı ciltler çok kırışırlar, bazı ciltler de çok sarkarlar. Burada genetik yine ön planda oluyor. Yer çekimiyle beraber şu çene hattımız aşağı doğru sarkmaya başlıyor. Yüz asimetrisi değişiyor sanki değil mi? Yüzde, evet, yüzün ovalitesi bozulmaya başlıyor. Evet, yani şu V yüz bende de değişmiş. Bak ben böyle yaptım. Şimdi bunu nasıl tedavi ederiz de? Evet, ben de 40'lardayım artık. O nedenle zaman zaman çok böyle minik dokunuşlar kendime yaptırıyorum. Ama şunu soracağım. Mesela genç kızlarımız günümüzde 25 yaşında, 30 yaşında botoks, dolgu bu tür tedbirlere başvuruyorlar. Bizi izleyenler arasında hatta biliyorum annelerine baskı yapıp hatta gizli gizli yaptıranları da biliyorum ben. 25'ler, 30'lar botoks ve dolgu gibi o minik dokunuşlar için erken mi? Aslında erken değil. Neden erken değil? Şimdi kişinin kendisini iyi hissetmesi çok önemli bir şey. Kişi eğer kendinde bir takım problemleri görüyorsa
Bunları tabii ki düzeltme yoluna gidebilir. Mesela bazı kişilerin genetik olarak kaş bölgesi çok çatık oluyor ve orada bir çizgi meydana gelebiliyor. Derin şöyle şuralarda. Ve zamanla bu çok belirginleşiyor. Mesela orada hani tam bir botoks değil ama o bölgeyi düzeltici hafif dokunuşlar yapılabilir. Sonuçta yapılan uygulamaların hiçbiri insan sağlığına zararlı uygulamalar değil. Hı hı. Ama tabii şimdi işlemleri yaptırırken de çok abartıya kaçmamak gerekiyor. Hı. Biz hekim olarak zaten hastalarımızdan abartı bir teklif gelse bile çoğu zaman buna karşı çıkıyoruz. Hı hı. Yani önemli olan doğal görünmek. Hı hı. Doğallığı bozmadan minik dokunuşlarla kişiyi daha iyi hale getirebilmek, onu daha iyi hissetmesini sağlamak. Bizim hedefimiz bu. Peki şimdi 30'lu yaşlardan itibaren dediniz ki o yüzdeki elastikiyet kaybolduğunda küçük dokunuşlarla oraya dolgu malzemesi ya da botoksa kırışıklıklar için tedbir alıyoruz. Ama artık 40 bandına geldiğinizde hayat her zaman size bonkör davranmayabiliyor. Evet, evet. O noktada artık hani yaşlılık belirtileri çok ayyuka çıkmış olabiliyor. Cildinize iyi bakmadıysanız, iyi beslenmediyseniz, uykunuzu iyi almadıysanız, değil mi? Kesinlikle. Bütün bunlar etken. Dış faktörler çok tabii önemli. Tabii ki. Yani kişinin yaşam tarzı çok önemli. Ama maalesef ki genetik faktörler de çok önemli. Şimdi kısaca anlatırsak yüzdeki bizim yaklaşımlarımızı şöyle... Yüzün burundan itibaren üst kısmında botoks uygulamaları yapılıyor. Yani burada kişiyi daha yorgun, yaşlı gösterebilen kaz ayakları, yere paralel yatay alın çizgileri. Yine kaşı çatmaya bağlı kişiyi böyle kızgın, sinirli gösteren çizgileri yok etmek için biz botoks uygulaması yapıyoruz. Ama son zamanlarda botoksu yine dudak üzerindeki sigara içici çizgileri dediğimiz... dikey çizgilenmeler oluyor. Oralarda da kullanıyoruz. Yine aynı şekilde bu ağız komisürünü biraz yukarı toparlamak amaçlı minik dokunuşlarla da bunu yapabiliyoruz. Ama tabii sadece botoks yeterli kalmıyor. Hatta dolgu da yeterli kalmıyor. Tamam. Özellikle bu yanağın alt kısmında dediğimiz gibi jawline dediğimiz çene kısmındaki düşüklükleri toparlamak amacıyla ve elmacık kemiklerini daha güzel ortaya çıkarmak amacıyla bir takım vücutta eriyebilen, son derece vücuda zararsız iplerle bu işlemleri yapıyoruz. Şu an biz anlatırken ekranda aslında sevgili seyirciler iple yüz germe animasyonlarında görüyoruz. Şimdi iple yüz germe biraz insanları ürkütebiliyor. Önce şunu soralım. Bu girişimsel bir işlem. Değil mi? Evet. Ama lokal bir anestezi mi uyguluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani çoğu zaman kişi eğer ağrıya karşı çok hassas ise lokal anestezi uyguluyoruz. Hı. Ama kişi ağrıya dayanıklı ise zaten çok bir şey de hissetmiyor. Ama genelde kişinin konforu açısından lokal anestezi uyguluyoruz. Bu lokal kremlerle de olabilir. Yine cilt altı uygulanan lokal anestezik maddelerle de olabilir. Peki şimdi hocam ekranda gördüğümüz çok sayıda ip var yüzde. Normal şartlarda kaç iple yapılıyor bu? Malzeme de aslında yanınızda. Şimdi ben ipleri şöyle anlatayım. İpler aslında ben ipleri şöyle anlatayım size. Esasında ipler iki çeşit uygulanıyor. Biri cildin altından uygulanıyor. Bunlar ince ipler, ince ipler. Bir de asma tekniğiyle uygulanan, yani yüzü şu şekilde yukarı asan ipler var. Şimdi burada ince iplerin esprisi şu, hani illa şu kadar, bu kadar diye bir kısıtlama yok. Burada kişinin ihtiyacı neyse biz o kadar uygulama yapıyoruz. Önemli olan burada, ben şeye benzetiyorum bu uygulamayı, hani bir binanın demir sistemi vardır binayı ayakta tutan. Yani o da bir nevi cildin daha gergin durmasını sağlayan maddeler bunlar. Cildin yaklaşık birkaç milimetre altından uygulanıyorlar. Kafes tarzında adeta. Şöyle. Yani buradan aşağıya, buradan yukarı, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı tarzında problemli olan bölgelere biz bunları uyguluyoruz. Bunlar ne oluyor? Yüzümüzde kalmıyor tabii ki. Yaklaşık kişinin bu bünyesine bağlı 3 ayda da eriyebilir, 6 ayda da eriyebilir. Yani bunlar... Bir virgül koyalım. Ben birazdan kendi yüzümde efendim
göstereceğim nasıl yapıyor. Tabii iğneleri takmayacağız, o ayrı konu. Ankara'dan Sevgi Hanım telefon hattımızda. Sevgi Hanımcığım, hayırlı sabahlar olsun inşallah. Günaydın. Günaydınlar. Buyurun. Güzel günler olsun, mutlu yıllar olsun hepimize, i̇nşallah, ülkemize, dünyaya. İnşallah, inşallah. Buyurun. Hani şimdi bu kadar yoğun bir acı tablo içinde gençliğimizi, güzelliğimizi düşünmek ne kadar doğru bilmiyorum ama hayat devam ediyor her şekilde. Evet, aynen. Ben, çok güzel söylediniz. Yani bugün doktor randevunuz varsa tabii ki gideceksiniz. Merak ettiğiniz, evet, sağlıkla ilgili bir şey varsa tabii ki soracaksınız. Zaten normal yaşantımızı yaşarken kenetlenmek zorundayız. Değil, evet, mi? Böyle bir dönem yaşıyoruz. Evet. Çok efendim, güzel bir ülkeyiz. Çok güzel bir halkız. Dünyanın en güzel milletiyiz. Allah nazarlardan saklasın bu ülkeyi. Maşallah. Evet. Evet. Benim sorum şuydu. Ben 59 yaşındayım. Hala fitim. Hala spor yapıyorum, çalışıyorum. Ama benim bu yüzümde alt tarafa doğru sarkmalar başladı. Çok az da olsa beni rahatsız ediyor. Bu halk deyimiyle, özür dilerim, köpekleşme dedikleri diyor. Şuralar, annem öyle diyor. Şuralar. Bu iki yanağımda bir şey var. Hafif bir, beni rahatsız ediyor. Ve sigara içmediğim halde dudak üstünde çizgilerim var. Yani ne yapabilirim, kalıcı bir şey? Hani param çok fazla yok ki, her 3 ayda bir botoks yaptırım. İşte kalıcı bir şekilde neler yapılabilir? Güzel bir soru. 50 yaşında mıydık Sevgi Hanım? 59 60 maşallah, diyorum. Evet. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Sağlıkla, sıhhatle. Amin. Cümlemiz için elbise. Hoşça kalın efendim. Şimdi şahane bir hanım. 59 yaşında, sporunu yapıyor. Kendisinin de farkında. Diyor ki şuralar, biz hanımlarla buralar. Belli bir süre sonra tabii ben de şimdi kendi kusurlarımı ekranda gösteriyorum. Bak buralarda. Şimdi ayağa kalkalım. Efendim Seyhuncuğum, sana zahmet vereceğiz. Şimdi benim yüzüm üzerinde. Hanımefendinin sorusuna da cevap vermiş olalım. Diyor ki buralar sarkmaya başladı ve ben üzülüyorum buna. Çok param yok. Senede 3 kere 2 kere botoksumu yaptırıyorum ama bunun için ne yapmak lazım? Şimdi hanımefendi, eğer genç yaşlardan itibaren bu bölgelerde dediğimiz iple germe uygulamalarını yaptırmış olsaydı. Mesela kaç yaşından itibaren? Bunu 40'lı yaşlardan itibaren başlamak gerekiyor. Çünkü yüz çok sarktıktan sonra onu toplamak gerçekten çok zor oluyor. Artık cerrahi operasyona yollamak gerekiyor hastayı. Orada da kandırmaca yapmak, sonuçta hastaya dürüst olmak zorundayız. Değil mi? Yani düzeltemeyeceğimiz bir işlemi de söylemek zorundayız. Yani şimdi ameliyatlıksa... ben 40'ların başındayım. Mesela ben şu an ileride şuradaki sarkıkların artmaması için şu yaşlarda mı başlamam lazım? Bu yaşlarda başlanması çok iyi olur. Ama sizin Meral Hanım çok fazla şu anda ihtiyacınız yok. Hadi ona söyleyeyim, da söyleyeyim yani. Söyleyeyim. Samimi olmak gerekirse. Belki şu kemiklerim çok... benim kazancım. Köşeli bir yüze sahip, evet, olmam. Elmacık kemiklerimin olması var. Belki bir kazancım. Peki diyelim ki ben dedim ki Kadriye Hanım'a gittim. Şimdi... ve dedim ki ben şu yüzüme oval bir görüntü vermek istiyorum ve artık hani yaş kemale ermeye başladı. Ben bunu nasıl topladım? Sevgi Hanım'ın az önce söylediği gibi. Bir gösterelim ne yapılıyor. Antiparantez, ben bir meseleden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi bir hani yüz ovalitesi, herkeste bir yüzüm daha oval olsun görüntüsü var. Bende de bu arada bir takım sarkmalar var. Ama şunu söyleyelim efendim, yayın formatımız gereğiyle biz burada yüzümüz basık o plazmalarda böyle geniş geniş çıkıyoruz. O kadar geniş değil, sen onu bilin yani. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle bir de yüzde şu masatar kası dediğimiz, bazı kişilerde bu bölgeyi çok fazla genetik olarak sıkıyorlar. Bu dolayısıyla dişlere de zarar veriyor. Yani o da yüzü biraz böyle daha dikdörtgen gösteriyor. Biz uygulamalarımızda onu da dikkate alıyoruz. Ne yapıyorsunuz onun için? Buraları da botoksla rahatlatıyoruz. O zaman yüz daha bir oval oluyor. Öyle mi? Yani bu arada kişinin hem yüz görüntüsünü düzeltmiş oluyoruz ama aynı zamanda da o aşırı diş sıkmaya bağlı o dişlerin hasarını da engellemiş oluyoruz. Bunu diş hekimleri de çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorlar. Şimdi mesela siz de şu anda çok belli değil ama daha sarkık olan kişilerde yaptığımız şu aslında şuradan bir lokal anestezi uygulayarak
Kanül için bir delik açıyoruz. Bu asa şurama için bahsediyorum. Kanülü falan gösterelim. Bakın yüzümüzde bu işlemler nelerle yapılıyor. Şu ip. Şimdi bunlar şöyle, pahalı malzemeler. Beni de heba etmeyelim. Bunlar gerçekten pahalı malzemeler. Çünkü özel üretiliyor. Şimdi tabii bu anlamda birçok şey var. Kullandığımız ip çeşitleri var. Tamam. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi yorgan iğnesi gibi ipler var. Tamam. Balık misina ipi aynen, gibi bunlar. Aynen misina gibi bu. Bunun yüzümün altına mı giriyor bu? Aynen öyle. Cilt altına giriyoruz. Bunu yukarı doğru asıyoruz. Yani nasıl, ihtiyaç nasılsa. Yani bazen İyiliği şu şekilde girip. Yok batırıyorum. Bazen şu şekilde girebiliyoruz. Bazen U tekniği kullanıp yukarı mesela asabiliyoruz. Mesela şu dudak kenarlarından başlayıp şöyle yapma şansımız var mı? Şurada? Var. Şuraya evet mı da asabiliyorsunuz? Aynen İki, o şekilde. İki yetiyor mu? Size muhtemelen 2 ya da 3 iple bunu gerçekleştirebiliriz. Yani böyle daha olabiliyor mükemmel mu bir görüntü elde etmek için. Tamam. Şimdi burada ne zaman geleyim bu? Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Bu ipler zamanla cilt altında eriyor ama erimeden önce vücutta bir yabancı cisim reaksiyonu oluyor. Tamam, ne oluyor? Vücut bunları böyle yok etmeye çalışıyor. Onun için oraya bir takım hücrelerini yolluyor. Fibrin kılıfı oluşturuyor. Tamam. Ve zamanla bunlar erip ama o vücudun verdiği reaksiyon orada kalıyor. Yani cilt altında kalıcı bir askı oluşuyor. Bizim hedeflediğimiz bu. Vücut kendi dokusuyla zaten görev aynen yapıyor öyle orada. Yani bunu 6 ay sonra baksanız cilt altından peki, buyurun oturalım. Hiçbir şey bulamazsınız. Hocam peki bunu yaptırırken herkese şu korku olacak. Yahu ipler görünürse rezil olduk demeyecekler mi? Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Hatta biz farklı iplerimiz var. Bakın yine bu amaçta kok şeklinde kok diyoruz bunlara. Renkleri de bunun beyazdı, bunun da renkli. Bunları da yerleştiriyoruz. Yani çeşitli teknikler var. Kişinin ihtiyacı neyse ona göre, endikasyonu belirleyip ona göre tedavimizi yapıyoruz. Peki mesela beni şimdi izleyenler arasında ben eminim 60'lı yaşlarda hanımlar da vardır. Beyler de yaptırıyor şimdi. Açık söyleyeyim, onlar hani biraz kendilerini geride tutsa bizden daha meraklı. 60'lı yaşlara gelmiş, 60-65 yaşlı artık tamamen sarkmış birine. Böyle bir yöntem uygulayıp kaç yaş genç gösterebiliyoruz? Ya şimdi açıkçası çok geç kalmamak lazım. Bir kere onu ifade edeyim. Hadi kaldı diyelim. Çoluk, çocuk, torun, torba, düğün, dernek kaldı. Kendine bir ya şey yapamadı. Tabii ki bu şekilde 10 yaş gençleşmek mümkün oluyor. Yani zamanı 10 yıl geriye atıyorsunuz. Ama tüm ipi yaptırırken diğer uygulamaları da aslında beraberinde yaptırmak gerekiyor. Kombin. Yani şimdi bir kişiye sadece ip, sadece botoks, sadece dolgu diyemeyiz. Yani kişinin yüzü tüm olarak değerlendirilip o şekilde ihtiyaçları belirlenip o şekilde tedavi yapılması gerekiyor. Ama tabii ki şimdi burada hasta bize geldi. Öncelikle şikayetin ne onu öğrenmeye çalışıyoruz. Neden şikayetçi? Sonuçta biz bir takım şeyleri görebiliyoruz ama bazen bizim dikkat ettiğimiz estetik problemleri kişi dikkat etmeyebiliyor. Yani orada da kişiyi depresyona sokmamak peki lazım. Şimdi bizde gıdı problemi var. Genetikte bir problem bu. Şu iplerle burayı toplayabiliyor tabii musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Oralara bu gösterdiğim uzun iplerle olabildiği gibi yine kafes tekniğiyle de biz bunu uyguluyoruz. Yine tabii ekstra bir takım lipolitik ajanlar buraya enjekte edilerek de yapılabilir ama kişinin en az zararla peki tedavisi şimdi ben neyse böyle bir yöntem İzmir'deki hanımefendi hattımızda bekleyin, böyle bir yöntem yaptırmak istersem mesela kaç saatimi ayırmam lazım? Ertesi gün konu komşu, kahve içmeye gelenler, iş yerimdekiler sen Meral suratına ne yaptın der mi? Dışarıdan çok belli olmuyor ancak minik minik morluklar olabilir. Kaç gün sürer? Bir haftada en geç bunlar geçiyor. Bir kapatıcıyla da kapatılabilir. Kişi günlük hayatına çok rahat devam edebilir bu işlemden sonra. Ama sonuçta bir iğne giriyor cilde. Minik damarlar burada parçalanabilir. Hani minik morluklar olabilir. Bunları biz çok fazla kayla almıyoruz. Sonuçta günlük hayatına çok rahat devam edebilir. İşe de gidebilir. İşe de gidebilir. Çevresi
yüzünde bir dinginliğin, bir güzelliğin olduğunu hisseder. Onun haricinde ekstra bir... Kaç yıl kalır yüzümüzde? Bu tabii aslında kişiye bağlı bir şey. Kişinin genetiğine bağlı bir şey ama ortalama 2 yılla 4 yıl arasında. Süper. Evet. İzmir'e dönelim. Sonra da bir maske yapacağız. Hanımefendiciğim, hayırlı sabahlar olsun inşallah. Buyurun. Vallahi, günaydın. Günaydın efendim. Buyurunuz. Bir sorum olacaktı. Ben 48 yaşındayım. Menopozdayım. 4 yıldan beri. Bu süreç içerisinde çok sarkmalarım oluştu. Kırışıklıklarım arttı. Özellikle gözaltı kırışıklıklarım. Nasıl bir tedavi önerebilir doktor hanım bana acaba? Yani neler yapmamız gerek menopoz döneminde cildimizin bakımı için? Şimdi bir de ev maskesi yapacağız efendim kalan süremizde. Hoşça kalın. 48 yaşında menopoza girmiş bir hanımefendi, sarkmalar, kırışıklıklar var. Diyor ki biraz ekonomik de olması lazım tabii bunların. Ne yapması lazım? 48 yaşı geç kalmış mıdır? Aslında hiçbir şey için geç değil. Sonuçta her yaşta insan kendine bakabilir. Tabii şimdi cildindeki kırışıklıkları düzeltmek için cildini besleyici bir takım PRP'ler, hyaluronik asitler, somon DNA'lar enjekte edilebilir. Cildi beslemek gerekir. Ekstra bir takım peelingler yapabilir. Bu anlamda da yakında piyasaya çıkacak güzel bir peelingimiz var. Öyle mi? Özellikle göz altlarındaki kırışıklıkları düzelten, yine güzel yüzü toparlayan peelingimiz çıkacak. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Süper. Piyasaya çıkarmak için. Bu tarz ürünlerle tabii cilt toparlanabilir. Evet. Sonuçta işlemler biraz pahalı gibi geliyor insanlara. Çok ama... basit bir şey soracağım. Maske içinde efendim, ben hızlı hızlı Türk kahvemi içtim farkındasınız. Hanımlar sabah kahvesini içtiniz. Benim gibi telbi içinde. Beyler için de söylüyorum, iş yerinde de bu malzemeler var. Çok basit bir cilt maskesi yapacağız şimdi uzmanımızla. Ama şunu soracağım. Şimdi biz yayınlarda rutin kuralları gereğince ücret veremeyiz. Tabii. Ama şu an hanımlar diyor ki yahu mesela şu iple yüz gerdirsek de mutfak parasından birikir mi? Çok basit böyle bir ifadeyle sorarsak şöyle mi diyeceğiz? Atıyorum bir hafta bir yerde tatil yaptım ya da 3 gün bir yerde tatil yaptığımın parasına mı eşitlenir? Kesinlikle, daha da uygun olabilir yani. 3 gün orta karar bir otelde çift kişi konaklama gibi mi mesela? Olabilir. Tamam, evet. Bir hesaplayın siz. Şimdi evde neler var? Efendim ben kahvemi içtim. Sabah 3 tane kahve içen ben Deniz, 3.'yü içtim. Hızlanacağım, tamam. Buyurun şimdi hocam. Burada evde aslında mutfağımızdaki hazinelerin de farkına varmamız gerekiyor. Gerçekten kahveyi hem içip hem telvesini değerlendirebiliriz. Hadi ben tutayım. Evet. Sonuçta komşusuyla, arkadaşıyla evet. kahve içmeyenimiz yok. Tamam. Burada kahve telvesini aldık. Alıyoruz. Şimdi burada tabii çeşitli uygulamalar bir olabilir. Bir dakika. Burada bal ve yumurta, özellikle cildin dinlenmesi için biz bunu tercih tamam. ettik bugün. Ama kişinin cildi yağlıysa bu uygulamanın içerisine limon katabilir ya da kuruysa yoğurt ve zeytinyağı katabilir kahvenin tamam. içerisine. Ama biz bu yorgun ciltler yumurta için yumurta beyazıyla olan... sarısı beraber koyduk. Aynen balımızı öyle. Da bir tatlı kaşığı koyduk. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet. Ve yüzümüze uyguluyoruz. 15 dakika bekletiyoruz. Bunu haftada bir... Hanımlar yüzüne uygulayabilirler. Şimdi ben yüzüme bunu sürermişim. Süreyim mi Seyhuncuğum? Sen herhalde YouTube'a korsun bunu benden intikam almak için. Ben bunu suratıma şöyle sürersem. Nerelere sürüyoruz? Süreceğim ha. Göz çevresinden itibaren tüm yüze uygulayabiliriz sürdüm, bunu. Sürdüm, sonra yıkıyorum. Bir 15 dakika bekliyoruz, sonra bol suyla yıkıyoruz. Kremimizi sürüyoruz. Sonra da evet. Evet sevgili seyirciler, çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Doktorumuza, Kadriye Hanım'a. Efendim yayınımızı elbette yapmaya çalıştık. Evet sürmedim maskeyi, siz sürün ama mutlaka. Yarın kalp hastalıklarını Profesör Doktor Ali Oto ile konuşacağız. Yarın sabah birlikte oluncaya dek Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Bu güzel ülkede kardeşçe birlik içinde yaşayalım diyorum ve kenetlenmeyi unutmayalım. Sürçülisanımız olduysa affola diyorum. Hoşçakalın.